Merhaba arkadaşlar. Evet, gün ortasından önemli bir eğitim paylaşıyorum sizle. Tam da bugünler için arkadaşlar. Yani içinde bulunduğumuz atmosfer, iklim açısından hisse senetlerinde hangi şirketin hisse senetlerini ya da hangi şirketleri tercih edeceğimizin belirlenmesi hususunda şu anda tam iklimindeyiz arkadaşlar. Hisse senedi yatırımcısı olarak hangi şirketin hangi verilerine dayanarak hangileri göz önünde bulundurularak hisse senedi tercihi yapacağız. Evet arkadaşlar eğitimimizin konusu bu ana başlığımız. Herhangi bir şirket Burada şirket yok arkadaşlar. Videoları inceleyeceksiniz. Şimdi öncelikle arkadaşlar yatırımcının elinden hisse senetlerini ucuzdan alabilmek için bazı hisse senetlerini süpükülatif olarak bilinçli ve kasti borsada ucuzlatılabilinir. Yatırımcı niye kapılır? Şirkette bir haber var veya şirketten bir haber açıklanacak ya da bazı şeyler olumsuz şirketin borsayı yükselirken veya diğer hisseler yükselirken bu hisse satış baskısı yiyor. Hani elindeki hisseleri ucuzdan kaptırabilir. Burada finansal okurluk son derece önemli arkadaşlar. İyi bir finansal okur, iyi bir finansal modeli değerlendirme kapasitesine sahip yatırımcı der ki gel kardeşim ben varım sen ver. Ben pıçağın iki tarafında da varım. Satarsan param var alırım. Alır götürürsen malım var satarım. Yani iki tarafında da oynayacak. Onun kuralları doğrultusunda. Sen ki benim elimden ucuza mal almak için bu hisse senedini kasti ve bilinçli olarak, spekülatif olarak eziyorsun. Ben bu oyuna da varım. Açtım çuvalını ağzını doldur içine diyecek. Çuvalı asacak arkadaşlar. Şimdi Peki hangi şirket arkadaşlar? Bunu, bu videoyu indirin, kaydedin. Ee, bu size yol gösterici temel bilgi. Öncelikle arkadaşlar, dönen varlıklar. Bakın, gayrı safi işletme sermayesi, bürüt işletme sermayesi şirketi. Bürüt işletme sermayesinin artış hızı kısa vadeli borçlarının kısa vadeli yabancı kaynaklarının artışından yüksek olacak. Şimdi bakıyoruz kısa vadeli borçlar yüzde sekiz azalmış işletmenin bürüt işletme sermayesi yüzde yirmi altı artmış. Bu Cari orana etkiler arkadaşlar. Peki başka neye bakacağız içinde bulunduğumuz şu dönemde arkadaşlar. Öncelikle bir dövizin bu kadar oynak olduğu bir durumda öncelikle arkadaşlar işletmenin yabancı para pozisyonuna bakacağız. Bakın İşletmenin net yabancı para pozisyon fazlalığı var. Ve bir önceki döneme göre de artırmış. Yani yabancı para pozisyon açığında asla ve asla bulunmayacak. Yeterince elinde yabancı para pozisyon fazlalığı taşıyacak. Bakın şirket bir önceki dönem 9 milyon yabancı para pozisyonu, 9,5 milyon yabancı para pozisyonuna sahipken cari dönemde 8 milyon daha üstüne ilave ederek cari dönemde 17,5 milyon yabancı para pozisyonunu artırmış. Başka finansmanda öz kaynağın katkısı artmış olacak. Ve yabancı kaynakların yani borçlarının payı belirgin düzeyde azalmış olacak. Başka işletme sermayesi, bürüt işletme sermayesi artarken net finansal borçları belirgin düzeyde azalacak. Başka arkadaşlar, evet döviz pozisyon fazlasını söyledik. Ticari borçlarının finansını ticari alacaklarıyla sağlaması belirgin düzeyde artmış olacak. Yani ticari borçlarının finansını kasasından daha ziyade kasasından nakit ödemekten ziyade dışarıdan alacaklarıyla finansa etmesi belirgin düzeyde artmış olacak. Başka arkadaşlar hemen geçiyoruz bunları yazın, not alın, videoyu kaydedin. Öz sermaye karlılığı belirgin düzeyde veya yüksek oranda öz sermaye kar payı artmış olacak. Bunun nedenlerini geçmiş videolarda gösterdik. Öz sermaye karlılığını artıran ana kaynakları gösterdik. Evet gelir tablosunda esas faaliyet karı artış gösterecek ama oraya gelmeden önce şu bulunduğumuz dönem için borçlar yani finansman giderleri 10 derece önem arz ediyor. Şirket tespit hisse senedi tespit ederken ne dedik? Kısa vadeli borçlar azalış eğiliminde olacak. Uzun vadeli borçlar azalış eğiliminde olacak. Bakıyoruz. Şirketin uzun vadeli borcu bir önceki dönem %17'ymiş. Mevcut cari dönemde %9,5 azalmış. Kısa vadeli borçları %14,5'muş %10'a azalmış. Bakıyoruz varlık finansmanını hangi kaynaklarıyla fonluyor? Bakın çok önemli arkadaşlar. Varlıklarını hangi kaynaklarla fonladığı son derece önemli ve oranları çok önemli. Toplam yabancı kaynaklar. Toplam yani borçlar arkadaşlar. Bakın bir önceki dönem şirket varlıklarını %31,5 oranında yabancı kaynaklarla fonlarken yani borçlarla fonlarken bir önceki dönem varlıklarını %68,5 öz kaynaklarıyla fonlamakta. Yani öz kaynaklar yabancı kaynakların her zaman için üzerinde olması gereklidir. Bunun tersi durumlar olur, istisnai durumları olabilir. Onları ayrıca işleyeceğiz arkadaşlar. Yani bazen yabancı kaynaklarla fonlamak çok daha avantajlı durumda yaratabilir. Bunun istisnalarını ben e, sizlerle e, vereceğim. Ama içinde bulunduğumuz şu içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda bu asla ve asla tasvip edilebilecek bir durum değildir yabancı kaynaklarla varlıkların fonlanması. Niçin? Hem faizler çok yüksek hem döviz kuru çok oynak. Son derece riskli bir durum. İşte o yüzden şimdi bakın ne yapmış şirket bir önceki dönem Yabancı kaynakların payını cari dönemde yüzde azaltmış yüzde otuz bir ve öz kaynak varlıklarının öz kaynak fonlama oranını da yüzde altmış buçuktan yüzde seksene çıkartmış. Yani işletme cari dönemde varlıklarının yüzde yabancı kaynaklarla yani borçlarla fonlarken yüzde seksenini öz kaynaklarıyla fonlamak. Yani neredeyse şirket varlıklarının tamamını öz kaynaklarıyla fonlamakta. Ve borç yapısı bir önceki dönem %0.50 iken cari dönemde %0.25'e indirmiş. Yani e, öz kayna e, yabancı kaynakların e, öz kaynakları oranını düşürmüş. Peki öz kaynaklar yabancı kaynaklar oranı ne? İşletmenin öz kaynakları yabancı kaynaklarının dört katı arkadaşlar. Son derece güçlü bir finansal yapıya sahip şirket. İşte tespit edeceğimiz şirketlerdeki özellikler ee, başka arkadaşlar burada senin değeri plana çıkıyor. Şirketin olması gereken hisse değeri. Bu yapıya sahip, böyle güçlü bir finansman yapısına sahip, satışlarını artıran, mali yapıdan son derece güçlü olan ve olması gereken değerinin en az üçte birinde fiyatında borsada işlem gören şirketin hisselerinden korkmayacaksınız arkadaşlar. Bu tür şirketlerin hisselerini seçeceksiniz. Maliyetlerini düşüren, finansman giderlerini düşüren ve satışlarını artıran. Başka bir şey şimdi, başka bir şey. Arkadaşlar, bir sonraki bilanço döneminde işletmenin iş hacmini ve satışlarının artırıp artıramayacağının tespitini doğrultusunda size kanalın abone o ilgilenen arkadaşlara ilk eğitim sayfamızda ipuçları vermiştim. Dipnotlarda unutmayın. Şirketin, bakın e, yıllık bilançolar geliyor, bir yıllık performansların bilançoları geliyor önümüzdeki dönem. Önümüzdeki dönem bilançolar son derece önem arz ediyor. Bu 12 aylık dördüncü çeyrek bilançoların nasıl e, geleceği tahminli şimdi o e, tespit ettiğiniz şirketlerin, Dipnotlarından araştırmaya girin. Dördüncü çeyrek bilançosunda iş hacmini artırıp artırmayacağı, satışlarını artırıp artırmayacağının hangi kalemlere bakılarak değerlendirilerek e, tiosunu vermiştim. Şimdi o arkadaşlara şu anda, şu günlerde bu dipnotları kurcalama, şirketlerin ellerinde yatırım yaptıkları şirketlerin ya da yapmayı düşündükleri şirketlerin o verilerini, o kalemlerini inceleme altına almalarının tam sırası. Çünkü özellikle bazı hisselerin hem de e, finansal raporlarının gayet iyi olmasına rağmen özellikle yatırımcının elinden ucuza malı almak için e, ezildiğini görüyorum arkadaşlar. Ezdiklerini görüyorum. İşte burada yatırımcı Gel kardeşim. Ben varım. Hadi ver dediği anda diyecek ki ya ne oluyoruz? Yani biz adamların elinden, yatırımcının elinden malı almaya çalışırken bir ya da birileri bizim elimizden malı emmeye başladı diyecek. Ha diyecek burada bir oyun var. Ben bu malı alayım derken elimdeki malı kaptırıyorum diyecek. Hissenin değerini daha fazla ucuzlatıp da elinden kaptırmamak için hemen planını değiştirecek arkadaşlar yatırımcıdan finansal raporları okuması ve değerlendirmesi son derece önemli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, herkese kolay gelsin, bol kazançlar diliyorum.